17. Komando Subayı Komutan Yardımcılığı emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sol! Arkadaşlar merhaba. Sol! Nasılsınız? Sol! Sizler de sağ olun. Kahraman silah ve mesai arkadaşlarım. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Aziz vatan toprağına can olmuş, ay yıldızlı al bayrağımıza kan olmuş, nice vatan evladını yetiştiren mert insanlar diyarı Kahramanlar Otağı Bayburt'ta siz değerli komandolarımızla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu topraklar düşman işgali altında yoksulluk ve binbir türlü acıya maruz kalsa da sancağımızı yere düşürmeyen, Kop Dağları'nı düşmana dar ederek al kanıyla destanlar yazan kahramanların yurdudur. Bu kapsamda güzide şehrimiz Bayburt'un ev sahipliğine yaraşır. Bu yeni kışlamızın şanlı ordumuza, tugayımıza, şehrimize ve sizlere hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle her alanda olduğu gibi şanlı ordumuzun da imkan ve kabiliyetlerini artırmak için yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda yeni kışlamızla birlikte siz vefakar personelimize en iyi imkanları sunmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Yeni kışlamız içerisinde yer alan komando taburu, topçu taburu, komutan yardımcılığı ve lojistik destek komutanlığı binaları ile konferans salonu, enerji ve ısı yönetimi, arıtma tesisi, cami ve açık garaj gibi çok sayıda bina ve yapı ile en modern teknolojiye sahiptir. Sağlanan yeni fiziki imkanlarla sizlerin görev ve sorumluluklarınızı çok daha iyi şartlarda yerine getireceğinize ve komando olmanın şanına yaraşır şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerimize nice müstesna katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyorum. Kıymetli silah arkadaşlarım, küresel düzenin yeniden yapılanma sancılarının yaşandığı, jeopolitik gerginliklerin derinleştiği, buna bağlı olarak da ülkemize yönelik risk ve tehditlerin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Milli güvenliğimizi ve varlığımızı tehdit eden gelişmelerin ortaya çıktığı bu kaotik süreçte Türkiye, alışılmış metotlarla tedbir almak yerine, Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu ve liderliği sayesinde etkili ve önleyici politikalar ortaya koymaktadır. Ülkemiz bu güçlü duruşuyla pek çok coğrafyada etkin ve yapıcı bir rol üstlenmiş, müzakere masalarının ve uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir üyesi haline gelmiştir. Dünyanın başat aktörleri dahi Türkiye'nin güçlü temaslarını ve üstlendiği en etkin inisiyatifi açıkça dile getiriyorlar. Etki ve ilgi alanlarımızın böylesine genişlediği, ufuk ötesinin öngörülebildiği, ülkemize tehdit oluşturulabilecek terörün kaynağında yok edildiği bir güvenlik ortamı gerçeğe dönüştüren Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de bunun bilinciyle ve üstün bir vazife şuuruyla gelinen bu seviyeyi daha yukarılara taşımak için var gücüyle çalışmalarını sürdürmektedir. Değerli silah arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için yurt içinde ve sınır ötesinde yeni destanlar yazarken 17. Komando Tugayımıza bağlı komando taburlarımız da Fırat Kalkanı harekat alanında büyük bir özveriyle ve kahramanca görevlerine devam ediyorlar. Nitekim icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla terörün belini kırdık. Terör örgütünün en ufak bir şekilde kıpırdamasına izin vermiyoruz. Bu amaçla gözümüzün değmediği ve ayağımızın basmadığı alan bırakmayarak terör bataklığını kurutacak, ülkemize, milletimize ve komşularımıza tehdit oluşturan terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı tereddütsüz bir şekilde ezilecektir. Kahraman ordumuz terörle mücadelenin yanı sıra hudutlarımızın emniyetinin sağlanmasından bayraklaşan yurt topraklarımızın teminatını sağlamaya, mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından, uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş kapsamlı tatbikatların icrasından, yerli, milli ve modern savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak büyük bir başarıyla icra ediyor.
tüm bu görev ve faaliyetlerin aynı anda büyük bir başarıyla icra edilmesinde personelimizin yüksek fedakarlık ve gayreti belirleyici etken olmaktadır. Elbette cesaretin, özverinin, gözü pekliğin temsilcisi olan siz kahraman komandolarımızın da bu başarılarda müstesna bir katkısı var. Bu vesileyle sizlerin şahsında şu anda dahi Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde emsalsiz bir yiğitlik örneği sergileyerek teröristlere göz açtırmayan komandolarımızı yürekten tebrik ediyor, kendilerine de üstün başarılar diliyorum. Elbette bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarılarda en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ait. Bayburdumuz ve 17. Komando Tugayımız da aziz vatanımızın savunması ile milli ve manevi değerlerimiz uğrunda şehitler verdi. Onların bizlere bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak, vatanımıza ve milletimize olan borcumuzu ödemek, sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirmek boynumuzun borcudur. Bu bilinçle ordumuzun gözbebeği, siz kahraman komandolarımızın da sahip olduğu yüksek nitelik ve tecrübeyle sorumluluklarınızı üstün bir vazife anlayışıyla icra edeceğinize yürekten inanıyor, görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Sonuç olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihi dönemde Türkiye yüzyılını aynı zamanda savunma ve güvenliğin yüzyılı yapmak en önemli hedefimizdir. Bu anlayışla daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için gayret göstermeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla selamlıyorum. Cesaret timsali şehitlerimizi ve ebediyeti irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca 2 gün sonra tüm yurtta idrak edeceğimiz Gaziler Günü'nü de şimdiden kutluyor. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağ olun.